Haluk Bey, Azerbaycan'a hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Azerbaycan neydi, Şuşa neydi? Tabii çok e, mutluyuz ve gururluyuz. E, i̇şgalden kurtulan e, bir Şuşa'yı, özgürlüğüne kavuşmuş bir Şuşa'da olmak bizleri çok duygulandırdı. E, orada bülbüllerin, kuşların sesleri bile bir daha bir farklıydı. E, gerçekten e, duygu dolu anlar yaşadık orada ve bu gururu yaşadık. Bizler de bunun e, bir parçası olmaktan dolayı açıkçası e, gurur duyuyoruz. Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti Canabil Hameliyev tarafından Karabağ Ordeni ile teltif edilmişsiniz, tebrik sizi e, Hansı hisleri geçirirsiniz? Təəssüratlarınızı bizimle bölüşün zahmet olmasa. Evet, tabi e, çok büyük bir zafer var. Azerbaycan ordusu taktik ve stratejik anlamda çok büyük bir başarıya imza attı. Bizler de sihalarımızla buna katkı sunmaya çalıştık. Ve e, gerçekten dünya literatüründe, harp tarihinde örnek bir zafer oldu. Şimdi tüm dünya Azerbaycan ordusunun kullanmış olduğu taktikleri ve stratejileri tartışıyor. Artık e, dünya şunu gördü ki sahip olduğunuz tank, hava savunma, e, çok namlı raket atar, topçu sayısı değil. Teknolojiye ne kadar hakimsiniz, sahada teknolojiyi ne kadar etkin bir şekilde kullanıyorsunuz artık e, bununla zaferlerin geldiği göründü ve bu son iki, ikinci Karabağ Savaşı da bunun en somut e, örneklerinden bir tanesi oldu. Tabii biz burada bu zaferin asıl mimarları kanları uğruna, canları uğruna bu toprakların işgalden kurtulunması adına şehit olan kardeşlerimiz. Onları da hayır ve minnetle, hürmetle anmamız gerekiyor. Onlar Karabağ belki görmediler hayatları boyunca ama Karabağ Azerbaycan Azerbaycan'a hediye ettiler. Bu gerçekten büyük bir gurur ve onları da hayırla, minnetle yad ediyoruz. Tabi biz tek millet iki devlet anlayışıyla Türkiye olarak sahip olduğumuz teknolojik ne kadar üstünlük varsa, neyi geliştiriyorsak en sonu teknolojiyi en son uygulamalarıyla her daim Azerbaycan'la bu anlayışla paylaşacağız. Birlikte bu süreci devam ettireceğiz. Ve siyalar gerçekten sahada oyun değiştirici olma özelliğini gösterdi. Geliştirmiş olduğumuz siyalar artık dünya çapında en ileri teknolojik, seviyeye ulaşmış oldu. Sadece 2. Karabağ Savaşı'nda değil daha öncesinde İdlib'de bunlar kullanılmıştı ve ilk defa dünyada sürü halinde bu sistemler kullanılmıştı ve burada da bu devam etti ve biz bu anlayışta bu teknolojik paylaşımı daha da ileriye götürerek teknolojiyi kullanmayı daha da ileriye taşıyarak özellikle gençlerimizi bu alana yönlendirerek gençlerimizin erken yaşta teknolojik alanlarda kabiliyetlerini artırıcı etkinlikleri imza atarak, bu altyapıları kurarak onların kendi ülkelerini bağımsız ve hür şekilde yaşamalarını devam ettirmeleri için uygun zeminleri kurmamız gerektiğini ben değerlendiriyorum. Bayraktar, pilotsuz uçuş aparatlarının 2. Karabağ Muharebesi'nde evvelsiz rolu oldu. İsteyir bu yeni ve muhasir teknolojiye bari de malumat Tabii bu sistemler, yani insansız uçaklar, dünyada havacılıkta bir devrimi ifade ediyorlar. Bunlar tamamen bilgisayar kontrollü, en ileri yazılım sistemleriyle uçuş yapabilen, özellikle harp arasında yoğun bir elektronik karıştırma ortamı var. Düşman unsurlarının kullandığı tüm durdurma çabalarına rağmen bu elektronik harp ortamında başarıyla sürü halinde uçuşlarını gerçekleştirdiler. Hedefleri tek tek tespit ettiler ve nokta atışı şeklinde tüm hedefleri yani bini aşkın hedef başarıyla imha edilmiş oldu. Bunların arasında tank, top, topçu sistemleri, çok namlulu roket atar sistemleri, muhtelif hava savunma sistemleri vardı. Ancak o kullanılan, onların kullandığı ekipmanlar bu yeni teknoloji karşısında zayıf kaldı ve sahada üstün bir şekilde zafere ulaşılmasında önemli katkı sundu bu teknolojiler. Ve artık dünyada bu tarz muhaberelerde teknolojinin üstünlüğü görülmüş oldu. Ve ileride de SİHA'ların önemi daha da artacak. Bunlarda kullanılan silah ve teçhizatların sahadaki sonucu belirleyici faktörleri gün be gün daha da artar hale gelecek. Zaten şu an dünyada bunu açıkçası tartışıyor. Yani belki takip ediyorsunuzdur birçok batı medyasında Azerbaycan 2. Karabağ Savaşı'nda bu sihaları kullandığı teknik ve taktikleri nasıl yapması nasıl olduğu, bunların yeni dönüşen harp ortamlarında nasıl konvansiyonel sistemlere karşı bu kadar başarı elde edebildiği tartışılan bir unsur. Biz tabi çok büyük bir başarı ve çok büyük bir tecrübe burada elde edilmiş oldu. Bunu da her daim ə daha da irəliyə taşımamız gerekiyor. Şuşada Şuşa bəyannaməsi imzalandı və Azərbaycan Türkiyə arasında müttəfiqliyi ilə bağlı bir neçə sahələri əhatə edən sənədlərə imza atıldı. İstirəm bu barədə məlumat verəsiz. Əsasən də müdafiə, sənaye və hərbi sahəsində hansı əməkdaşlıqlar olacaq və hansı detallar var? Yəni təbii ki, zaten bizim 2 ölkəmiz arasında ə askeri və savunma alanında Devam ede gelen bir işbirliği süreci vardı. Bu son harekat kapsamında ki bu işbirliği iyice perçinlenmiş oldu. Ben inanıyorum ki artık daha da ileri teknoloji alanlarında bu işbirliğini devam ettirerek, bu alanlarda yatırımları ortak bir şekilde ele alarak ülkelerimizin ihtiyaçlarını ortak bir şekilde değerlendirerek en ileri teknolojik seviyede ürünlerin geliştirilmesine yönelik adımlar atacağını bekliyorum açıkçası. Yani artık daha konvansiyonel sistemlerden ziyade daha teknolojik sistemler o alanlara ortak çalışmalarla yönelerek bizim tek millet iki devlet anlayışını bu şekilde somut bir şekilde daha da ileriye taşıyabileceğimizi değerlendiriyorum. Bayraktar Pilosuz uçuş aparatlarının Azerbaycan ve Türkiye birgeste istehsalıyla bağlı hansa fikirleriniz var? Biz geliştirdiğimiz tüm teknolojileri elimizde ne varsa en son noktada Azerbaycan hizmetine sunuyoruz. Birlikte işbirliği yapıyoruz. Onlarla birlikte onların ihtiyaçlarına göre çok hızlı bir şekilde o teknolojileri adapte ediyoruz ve sahada kullanıma sunuyoruz. Aslında burada sonuç elde edilmesinde de en önemli unsurlardan bir tanesi bu. Çünkü harp aranası devamlı değişiyor. Çok dinamik bir ortam ve sizin buna karşı çok hızlı tedbir üretmeniz lazım. Eğer biz bu teknolojileri kendimiz geliştirirsek, Kendimiz bu alanda ilerlersek o çözümleri de çok hızlı yani geliştirebilir, o çözümleri de çok hızlı sunabiliyoruz. Bunları biz başkalarından bekleyemeyiz. Bunları bizzat bizlerin kendimiz yapmamız lazım. İki Müttefik ülkenin bu böylesine sıkı kardeşlik bağlarıyla birbirine bağlı olan iki ülkenin mutlaka bu alanda ortak hareket etmesi ve bu sorunlara çok hızlı bu şekilde çözüm geliştirmesi gerekiyor. Gələcəyə bağlı planlarınızı istəyirəm bölüşəsiz bizlən. E, bu texnologiyaların inkişaf etdirilməsi və daha da təkmilləşdirilməsi istiqamətində hansı işləri görməyi planlaşdırırsınız? Biz də bir e, baykar olaraq ölkələrimizi e, güclü kılmaq üçün, gəl gələcəyimizin, bağımsız gələcəyimizi təminat olması açısından biz e, insansız avari sistemlərinin çox önemli bir alan olduğunu qiymətləndiririk. ve bu alanda 20 yıldan bu yana yatırım yapıyoruz. ARGE yapıyoruz. Genç bir ekibimiz var. İşte Selçuk Bey o da buradaydı. Karabağ Ordeni'ni o da Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'den almıştı. Büyük bir ekiple bu alanda hızlı bir şekilde ARGE çalışmalarına devam ediyoruz. Şimdi halihazırda Akıncı dediğimiz stratejik sınıf bir insan savarış sistemi var. Onun ee, geliştirilmesi tamamlandı. Yakında kullanıma girecek. Çok yakın bir zamanda kullanıma girecek. Hemen ertesinde de biz e, insansız savaş uçakları alanında şu an çalışmalara başladık. Amacımız e, insansız savaş uçaklarını geliştirip ülkemizin hizmetine sunmak. Artık yakın ve e, orta gelecekte e, insanlı savaş uçaklarının yerini bu sistemler alacaklar. Ve bu sistemler çok etkili sistemler olacak. Biz de bu alanda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben bu vesileyle dün işte dünya gözüyle şu şeyi görmüş oldum. Gerçekten çok duygulu bir atmosferdi. Oranın özgürlüğe kavuşmuş olmasını görmek bizler için büyük bir mutluluktu. Bir kez daha şehitlerimizi yad ediyorum burada huzurunuzda. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e şükranlarımı sunuyorum. Kendisinin böylesine bu teknolojik alanlara yönelik ilgisi ve bizlere Karabağ Nişanı'na layık bulmasından dolayı. ve Bu vesileyle bu süreç kapsamında birlikte el ele çalıştığımız tüm askeri yetkililerimize, tüm yöneticilerimize bu başarıda yer, e, önemli e, onların katkıları var. E, onlara da şükranlarımı huzurumuza ve tüm Azerbaycan milletine, halkına sevgi ve selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Haluk Bey, müsabehe vakti ayırdığınız için teşekkür ederim size. Sağ olun.